Almanya'da da Türk traktöre fren mekanizması tasarladık. Bu süreçte Türk traktörün orijinal mekanizmasında 600 kilogram ile 2000 kilogram elde ediyorlardı. Biz ise 500 kilogram ile aynı kuvveti elde etmeyi başardık. Bunu yaparken 0.75 milimetre açıklık istediler. Bunu da başardık. Ayrıca sistemi daha ergonomik bir hale getirdik. Sistem üzerinde oluşan fazla kuvvetlerden kurtulduk ve ısınmayı önledik. Bu projeyi yaparken biz birlikte çalışarak takım çalışması gösterdik ve takım çalışmasında açıkçası görev paylaşımı nasıl yapılır bunu gördük. Bir proje nasıl gerçekleştirilir? Hangi aşamalarda neler yapılır? Analizler nasıl yapılır? Hani bildiğimiz teorik bilgileri gerçek hayata nasıl geçirebiliriz? Bunu öğrendik. Traktör sponsorluğunda bir kaput kaldırma projesine başladık. Projenin amacı kaputun belirli bir açıya kadar açılması ve bunun kuvvet gereksinimlerini düşünmemiz. Sistem hem otomatik hem manuel şekilde çalışmak durumunda. Bunun için aynı zamanda iki proses ayıracak bir sistem de dizayn ettik. Full ölçekte çalışıyoruz, yani gerçek ölçekte çalışıyoruz. O açıdan zorluklarımız oldu. Kuvvetler çok fazlaydı. Gerekli motor hesaplandıktan sonra montaj yapıldı ve deneme yapıldı. Manuel proses başarılı bir şekilde çalıştı. Otomatik prosesi de çalıştırabildik. Üretim konusunda çok deneyim kazandık. Hangi parçanın nasıl üretildiği, üretime göre nasıl dizayn yapılması gerektiğine dair çok güzel deneyimler kazandık. Bizim projemizde otomatik kalp masajı üzerine çalıştık. Bizim projemiz basit bir slider crank mekanizması üzerine kurulu. Mekanizmamızdaki değişik delikler sayesinde her farklı hasta için uygulanabilir bir basma düzeyimiz var. Farklı fiziksel durumdaki hastalar için farklı modlarımız mevcut. Bu proje sayesinde bir mühendislik tasarımının nasıl olduğunu hakkında geniş çapta bilgi edinmiş olduk. Birçok şey öğrendik. Üretimle ilgili, tasarımla ilgili. Analizle ilgili. Hocalarımız, asistanlarımız, teknisyen abilerimiz sayesinde uzun emekler sonucu geceler boyu sabahlayarak bu projeyi bugünlere getirdik. Bu dönem projemizde kablo ile sürülen havadan görüntüleme sistemi tasarladık. Bu proje büyük ölçeklerde uyarlandığında konser veya stadyum gibi organizasyonlarda profesyonel görüntü almak için birebir. Bu kameranın pozisyonunu ayarlayabilmek için bir arayüz kullanıyoruz. Bu arayüz sayesinde kameranın gitmesini istediğimiz pozisyonu ve hızı komut veriyoruz. Kamera sağ içinde hareket ederken bu görüntüyü biz cep telefonumuzdan anlık olarak elde edebiliyoruz. Çizgisel olarak hiç konumunu bozmadan aynı açıda kalarak hareket edebilmektedir. Projeyi yaparken derslerden öğrendiğimiz teorik bilgiyi pratiğe dökme imkanı duyduk. Aynı zamanda farklı alanlara ilgili 6 kişi hep birlikte çalışarak takım çalışmasında da kendimizi geliştirdik.